vatandaşlarımızın yıllardır beklediği doğalgaz hasretine son verdik. Doğalgaz çalışmalarını 2 yıl içerisinde tamamlayarak ilçe merkezimizin tamamına gaz dağıtımını sağladık. Bakalım Taraklılı vatandaşlarımız doğalgaz ile ilgili neler söylemişler. Ben bir vatandaş olarak çok memnun kaldım. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim. Tabii ilçemize doğalgazı ilk getiren başkan olarak da bence tarihe geçti. Herkes memnun olacağını düşünüyorum. Tekrar tekrar ben başkanımıza ve emeği geçen herkese tüm kaygı duygularımı da teşekkür ederim. Memleketimiz için hayırlı olsun. Yani hayat pahalılığında bir nebze olsa rahatlatacak. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu konuyla ilgilendiği için. Taraklı için hayırlı olsun. Başkanımıza da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yıllardır beklediğimiz an bugün geldi. Allah razı olsun başkanımızdan. Biz de artık kömür pisliğinden de kurtulduk. Sakarya merkezi gibi doğalgaza kavuştuk inşallah. Çok memnun olduk geldiği için. Çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. Doğalgazı bekliyorduk. Sağ olsun başkanımızdan. Taraklı için hayırlısı olsun. Her yerde ihtiyaç olacak. Ben bu kadar çabuk geliştiğini tahmin etmiyordum ama şeyinden fazla çabuk gelişti tahminimizden. Yani ne diyelim, Allah razı olsun başkanımıza. Teşekkür ederiz yani. Başkanımıza Allah razı olsun. Onu takdir ediyorum. İnşallah memleketimizin hayırlı uğurlu olur. Doğalgaz geldiği için çok mutluyuz. Başkanımızdan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yıllardır bu hizmeti bekliyorduk. İnşallah en kısa zamanda evlerimize de ulaşır. Sayın Başkanımızdan, İbrahim Plajcan, Allah razı olsun. Bizi kömür pisliğinden kurtardı, doğalgaza getirdiği için teşekkür ederiz. Doğalgaz yani bizim taraklımızda ihtiyaç. İnşallah bir an önce gelir, bu kış kullanmaya başlarız. Biz de lokantamızda inşallah kullanırız rahatça. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce biter ve güzel olur inşallah ya. Temizlik olur. İnşallah hayırlı olur. Taraklı gelişmesi gereken bir yer, geç kalınmış bir yer. Geç kalınmış bir yatırım da olsa Taraklı için iyi bir çalışma. Başkanımızdan Allah razı olsun. Taraklı'ya doğalgaz geliyor, Allah razı olsun. İyi beklediğimiz bir hizmetti. Başkanından Allah razı olsun. Ya, pislikten kurtulacağız yani, şu, kömürden bilmem pisliğinden. Çok güzel olacak, hayırlı olsun. Vallahi çok sevindim. Yani buranın çileli hayatı bitsin artık. Soba yakmak, etrafı temizlemek, küllerinden, pisliğinden uğraşmak gerçekten çok güzel. Yani ben kızlarıma gidiyorum, çok rahat olduğunu görüyorum. Hem yakıttan tasarruflu, hem de temizlik, artı hava kirliliği olmaz. Mutluyuz. Güzel gelsin, biz de herkes gibi doğalgaza kavuşalım yani. Canımıza teşekkür ederiz. Önce olduğu için bizim memleketimizde geride kalmasın yani. Hayırlı olsun öncelikle. Çok güzel, teşekkür ederiz. Uzun zamanda beklediğimiz bir haberdi. Bu haberi aldığımızda çok sevindik. Gerçekten başkanımızdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Yani öncelikle Taraklı halkına hayırlı olsun. Bizim zaten en büyük sıkıntımız yani Türkiye'de üvey evlat muamelesi görmek. Yanımızda Geyve'de ve Göl Pazarı'nda doğalgaz olduğu halde bizde hala yıllardan beri yoktu. Yani büyük sıkıntılar çekiyordu halkımız. Hem bu maddi açıdan hem manevi açıdan Taraklı için çok iyi oldu. Yani vesile olandan, getirenden, yardımcı olandan Allah bin kere razı olsun. Yani bu Taraklı için bir milattır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Dışarıdan gelenler de tabii doğalgaz olmasını istiyorlardı gelen misafirlerimiz de. Onlar için de iyi, hayırlı oldu. Bundan sonra hem yerlerimiz çok değerlenecek, hem Taraklımız daha çok kalkınacak ve bizim için çok faydalı olacak. İnanıyorum bir esnaf olarak. İlçemize hayırlı olsun diyorum. Yani güzel bir yatırım inşallah. Hayırlı olur. Doğalgaz çok önemli bir şey. Memlekette 7-3 bin kişinin duasını alacaktır bu belediye başkanı bunu getirdiği için. Bizler için çok önemli. Odundan, kömürden, pislikten, şundan bundan kurtulacağız. Masraf azalacak ve tarihe geçecek bir adım. Atılımdır bu. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ondan. Çok çok memnunuz.
Çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlere. Herkesten Allah razı olsun. Taraklı'nın yıllardır en büyük sorunu olarak gösterilen vahşi çöp depolamayı sona erdirdik. Tamamen öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz katı atık aktarma istasyonu sayesinde yılda 5000 ton atık geri dönüşüm tesislerinde ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızı asfalt ve nostalji parke taşları ile yeniledik. Yıllardır oldukça kullanışsız bir hale gelen belediye pasajımızı da baştan sona yenileyerek hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ankara Caddesi üzerinde belediye hizmet binamızı da ilçemizin tarihi dokusuna uygun şekilde restore ederek ilçemize yakışır bir hale getirdik. Ayrıca misafirlerimizin de belediye hizmet binamızı daha rahat bulmalarını sağladık. İlçemizin en büyük eksikliklerinden biri de kongre merkezi ve düğün salonuydu. Belediyemizin üst katında yeniden restore edilen 650 metrekarelik salonun, nişan ve düğünlerin yanı sıra kongre, toplantı gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Olmuş. Çok teşekkür ederiz. Taraklımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Başta Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Pilavcı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Genç çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Salonumuz çok güzel. Yıllardan beri beklenen salonumuz sonunda Taraklı'ya geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Pilavcı'ya sonsuz teşekkürlerimizi ederiz. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bizi çok mutlu etti. Taraklı'ya yakışan bir belediye düğün salonu yaptı. Çok teşekkür ederim her şey için. Belediyemiz tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde kültür evi olarak kullanılan tarihi binamız da aslına uygun şekilde restore ediliyor. Dış ve dış cephe restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte iç mekandaki çalışmalar da devam ediyor.
İlçemiz Merkez Cami'nin altındaki depoyu erkek, kadın tuvaleti, şadırvan, bebek bakım odası, engelli tuvaletine dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık 5 yıldır karanlıkta termal tesislere gidip gelen termal misafirleri ve Taraklılı vatandaşların yürüyüş yolu olarak kullandıkları yolun aydınlanması sonrası, Ay Yıldız dekoru ile ilçe girişi de renklendirildi. Belediyemizin üst katında yeniden restore ettiğimiz alanı gastronomi mutfağı yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Taraklı'da Lezzet Durakları adında şehrin ve ilçenin kültürünü yansıtacak bir gastronomi merkezi oluşturularak yerel ürünlerin kullanıldığı yemekler servis edilecek. İlçemiz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 24. Genel Kurulu'nda ödül aldı. 75 ülkenin 175 başvurusu içerisinden ödüle layık görülen ilçemiz destinasyonlar arasına girmeyi başardı. İlçemizde yıllardır atıl durumda kalan tarihi Hacı Atıf Hanı'nı öğretmenevi olması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesini sağladık. Aslına uygun şekilde restore edilerek öğretmenevine dönüştürülen tarihi han, yapılan törenle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.
ilçe belediye başkanımız İbrahim Pilavcı Bey ile gerçekleştirdiğimiz istişareler ve bulunduğumuz girişimler sonucunda tarihi Hacı Atıfhan'ın öğretmen evi kullanılmak üzere 25 yıllarına bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız ve tamamen öz sermayemiz ile yürüttüğümüz yeni kapalı pazar yeri ve Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz tamamlandığında 11 yeni iş yeri, gençlik merkezi, kafeterya, halı saha, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, çocuk oyun grupları ve yeni kapalı pazar yeri ile ilçemiz için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. İlimizin en çok turist ağırlayan etrafı tamamen çam, kayın kökler ve meşe ağaçlarıyla kaplı olan ilçenin doğa harikası Karagöl Yaylası yolunu da sıcak asfalta kavuşturdu. Belediyemize ait olan Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binamızı ve TOKİ konutları mevkiindeki kapalı spor salonumuzu Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz girişimler sonucu yeniden faaliyete soktuk. İlçemizdeki camilerimize hiç düşünmeden sınırsız destek vermeye devam ediyoruz. Mahallelerimizdeki camilerimizin yanı sıra merkez cami restorasyon çalışmasına gerekli olan bütün desteği vererek camimizin yenilenmesine katkı sağladık. Şimdi de ilçemizin manevi değeri çok fazla olan, en eski eserlerimizden Kurşunlu Camimizin de iç ve dış mekandaki yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin tek futbol takımı Taraklı Spor'umuza tarihinde görülmemiş maddi ve manevi destekte bulunduk. Aynı zamanda taraftarlarımızın karşılaşmaları rahat ve keyifli izlemeleri için geçici tribün yaptık. Deplasman araçlarını da karşılarken U11-18 gibi gençlerimizin de her türlü malzeme desteği ve araçlarını temin ettik. Çekimleri ilçemizde gerçekleşen Fox TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar, TRT 1 TV'de yayınlanan Masumlar Apartmanı, Kurban Sinema Filmi, Kanal D TV'de yayınlanan Yatıya Misafirin Var yarışma programı başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filminin ilçemizde çekilmesini sağladık. Ayrıca, 2022 Expo Sakarya Fuarı, İstanbul Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen Emit Fuarı, Agora Alışveriş Merkezi'nde, Taraklı Günleri etkinliği başta olmak üzere birçok etkinliğe de katılarak ilçemizin tanıtılmasına katkı sunduk. İlçemizin her bölgesine hizmetlerimizi götürürken resmi kurumlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik.
İlçe Jandarma Komutanlığımızın tuvalet ve şadırvanlarını baştan sona yeniledik. Ardından da ilçe emniyet amirliğimize asma tavan uygulaması, mutfak dolapları, ekstradan 2 oda yapımı, 2 olan tuvalet sayısını 4'e çıkardık. Ayrıca devlet hastanesi başta olmak üzere birçok kamu kurumlarına inşaat malzemesi, işçilik desteği, elektrik ve su işlerinde destek olduk. Belediyemiz tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesine çocuklarımız için çocuk parkı yapıldı. Kursiyer ve vatandaşlarımız için de peyzaj çalışması gerçekleşti ve kamelyalar konuldu. Belediyemize ait Hisar Konağı'nı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarihi konağımızın önünde çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımıza ilçe manzaralı kafeterya hizmeti sunduk. Hisar Tepesi etrafındaki 2 adet tescilli taşınmaz tarihi evleri kamulaştırdık. Önümüzdeki süreçte ise, aslına uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlayıp yeniden turizme kazandıracağız.